Selamünaleyküm. İsmim Erdem İslam. Önce kadar mahkumların ve ailelerine Allah'tan sabır dileyerek anlatmak istiyorum. Yıl 2016'da girdiğim cezalarda yaşadığım olaylar ve çıktığımda çektiğim çilenin biraz da olsa ailelerine yardımcı olacağını umuyorum. 2016'da girdiğim cezada ilk cezamdı. Tabii hiçbir şey bilmeyerek koğuşa girdik. Cezamızı bir şekilde yattık çıktık. Tabii yatmak da bitmiyor. Ceza aslında dışarı çıktıktan sonra asıl ceza o zaman başlıyor. Herhangi bir iş sahibi olamıyoruz. Biz cezamızı yattığımızda sabıkamız bize işliyor. Yani cezamızı çektiriyorlar. Fakat dışarıda tüm zulümü bize uyguluyorlar. Sabıkalı bir şekilde işe alım olmuyor. Bir belediyeye gittiğinden elinden tutmuyorlar. Tabii gitgide bu işler insana daha çok psikoloji bozukluğu, daha çok stres, daha çok öfke. Nasıl anlatayım? Daha çok hata yapmaya, yanlış yapmaya sebep oluyor. Bu da bizi etkiliyor. İnsanlara daha öfkeli, iş bulamadığımızdan ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlara daha değişik şekilde davranıyoruz. Bu da bizim daha çok kapılarımızı kapatıyor, kapımızı açmıyor. Restoran işi yapıyorduk, içeriye girdiğimizde 2016'da bahsetmiştim. Bir şekilde harcamalar oldu, bir şekilde ya, annemin tek kalmasıyla restoranımız kapandı. Dışarıya çıktık, iş kovalamaya çalıştık. Olmadı. Şimdi bir pilav tezgahıyla iki tane çocuk geçindirmeye çalışıyorum. Çoğu insan da aynı şekilde evlerini bu şekilde geçindirmeye çalışıyor. Aslında ceza cezadan sonra bitmesi lazım. Asıl devletten istediğimiz cezamızı bize bir şekilde çektirdiğinizde dışarıda bize yardımcı olmanız, en azından bir şekilde elimizden tutmanız, bizi daha çok suça itiklememeniz. Tamam biz yanlış yapmışızdır, hatalarımız olmuştur. Fakat devletten hiçbir zaman kaçmadık. Her zaman gittik, cezamızı çektik, yanlış olduğunu bildik, öğrendik ve yanlış yapmamaya da gayret gösteriyoruz. Demem o ki içerideki kardeşlerim en azından devlet tarafından yemekle, suyla yani hayat sürmediğini onlara bir yardım eli, en azından parası olmayanları tek bir koğuşa toplayıp düzgün bir geçim sağlanması her kadar mahkumun ailesine de yani güzel bir şekilde yani bu yansıtılabilir. 2016'da cezaya girdiğimde tabii büyük sıkıntılar, büyük şeyler gördüm. İlk defa hayatımda asker ocağına hiç benzemiyordu. 20-25 metrekare bir yerde yaklaşık 30 kişi yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz, yaşayamıyoruz. Özlem var, ailenden ayrısın. Telefon görüşmeleri çok kısıtlı. Herhangi bir kavgaya, bir şeye bulaşamıyorsun içeride. Ailenle daha çok sıkıntılar oluyor. Mektup yollayamıyorsun, telefon görüşmelerine çıkamıyorsun. Herkesin stresi, herkesin psikolojisi bozuk. Ailemizin fotoğraflarını bile duvarlara asmamızı, dolaplara asmamızı engel oluyorlar. Çoğu insan ezildiğini görüyoruz. Ezmemeye çalışıyoruz. Fakat yanlış yapmamaya da gayret gösteriyoruz. Ailemizden uzak kalmamaya, haftada bir de olsa telefonunu açıp seslerini duymaya ihtiyacımız oluyor. Bu suçları işlerken sadece kendimizden dolayı da değil, daha önceden ailemizden yaşadığımız sıkıntılar, ailemizin annemin babamın yani ayrılma sebepleri, yalnız büyümeleri, abiden ayrı yaşamamız, bunlar bizim hep öfkemize, sinirimize, psikolojimize bir şekilde yansıdı. İnsanlara bakış açımız değişmeye başladı. İnsanlara zarar vermeye başladık. Bu da bize ceza olarak dönmeye başladı. Aslında hiçbir şey yara vermeyle veya da ceza kesmeyle bitmiyor. Sonradan hep üzüntülerimiz oluyor. Ceza çektiğimiz işlemden dolayı değil, insanların yaşantısından dolayı. Çok insandan özür dilemişliğimiz vardır. Fakat işte o öfke geldiği zaman insanları kendinden yani alıkoyuyor. Ne yapacağını anlamıyorsun. Her şey bir anda oluyor. Gözünü kapatıp açtığında iş işten geçmiş oluyor. Affı olmuyor. Hiçbir şekilde affı olmuyor. Açık cezaevinde insanlara dışarıda vermedikleri işlerin hepsini açık cezaevinde ağaç dikmek olsun, kaldırım taşı yaptırmak olsun, her şeyi yaptırıyorlar. Bir sürü işler yaptırıyorlar. Demem o ki bunları sadece içeride onlara ücretsiz yapmamızda değil, dışarıya çıktığımızda da yine onların kolu kanadı altında yine ücretsiz şekilde yapmaya hazırız. Bizi sabıkalarımızla değil, bizi insanlığımızla, bizim hataları anlamamızla yargılasınlar. İnsanlar ailelerini çok özlüyorlar. İnsanlar oğullarını, kızlarını dışarıda yapamadıklarını içeriye girdiğinde hiç yapamıyorlar. Onları kolsuz kanatsız bırakıyorlar. Cezaları cezasından sonra bitmeli. Bir şekilde yardım edilmeli, ellerinden tutulmalı veya da devlet adına ücretsiz bir şekilde çalıştırılmalı, ailelerine bir şekilde bakmaları için ufak da olsa bir miktar paralar verilmeli. Bizi yalnız bırakırsanız biz daha kötü insanlar oluruz. Eğer bize sahip çıkar, çektiğimiz cezadan sonra yardım ederseniz biz çok güzel insanlarız. Biz bu şekilde olmaktan hiç mutlu değiliz. O insanlar içeride psikolojileri daha düzgün, daha her şeyi anlamış şekilde, daha düzgün bir hayat sürebilirler dışarıya çıktığında. Dışarı çıktıklarında
Darbe yemiş gibi oluyorlar. Çocuklarının ayaklarında ayakkabı, üzerlerinde giyecek bir şey kalmıyor. İçeride incikle boncukla ailesine para yollamaya çalışan insanlar 20-30 lira yolladığında mutlu oluyor. 20-30 milyonla dışarıda hiçbir hayat dönmüyor. Hep eksik kalıyorlar. Bu sefer dışarıda büyüyen çocuklar babalarının, annelerinin düştüğü duruma düşmek zorunda kalıyorlar. Birileri bizim çocuklarımızın, birileri bizim ailemizin elinden tutsun. Kimse bizim düştüğümüz, kimse bizim geldiğimiz yerlere gelmesin. Tek beklentimiz, tek umudumuz bu. Her şey zamanla güzel olacak. İnanıyoruz. Daha da kötü bir insan olmak istemiyoruz. Aksine çok çok düzgün, sıfırdan başlamak, temiz bir sayfa açmak bizim en büyük hakkımız. Umuyorum ki tüm mahkumlara da bu şey tanınacak. Birileri bizi görecek. Biz daha kötü yerlere gelmeden bize olduğumuz yerde tutmaya çalışacaklar. İnşallah da böyle bir şey yapmaları lazım. Aslında denetim, devletin bize verdiği en büyük bir şans. Bir sene, iki sene devlet altında olup her şeyden elimizi ayağımızı çekip biz bunu başarabildiğimizi gösterdiğimiz. Çünkü devlet bunu görüyor. Yine böyle denetimli serbestlikler kesilmesin. Bir yıl değil de 5 yıl olsun, 10 yıl olsun, insanları arada psikologlarla görüştürmeleri gerçekten iyi oluyor. Çünkü bu parayla gidilen bir yerde yüksek miktarlar isteniyor. İnsanın gerçekten birileriyle konuşması çok çok iyi geliyor. Bunu konuşamayan aileler, konuşamayabileceği aileler olabiliyor. Ailesi olmayan insanlar olabiliyor. Tek beklentim, tek umudum, tek dileğim tüm mahkum ailelerine, tüm mahkumlara budur.